Çok güzel bir program oldu. Bana konuşacak hiçbir şey bırakmadınız. Çok istifade ettim. Allah hepinizden razı olsun. Yani bunu derken, istifade ettim cümlesini söylerken iltifat ettiğimi zannetmeyin. Çok fevkalade istifade ettim. İsterseniz program sonrası oturalım. Ben sabaha kadar sizin anlattıkları size anlatayım. Çok, çok mükemmel oldu. Şimdi ben bu akşam hepimizin bildiği bir konuyu farklı bir mantıkla ele almak istiyorum. Madde 1. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde ki Diyanet de epey zamandan beri bizim tanıdığımız hoca arkadaşlarımız da Ehl-i Beyt hakkında görüşler ortaya koyuyorlar. Ayetlere, hadislere uygun veya değil mütalalar, müzakereler yapıyorlar. Bendeniz bunların birçoğunu takip ettim. Aklımı ve kanımı donduran cahilce konuşmalara şahit oldum. Yani bir ilahiyatçının Ehl-i Beyt hakkında ayet yoktur şeklinde, yani sanki kendi içtihadıymış, görüşüymüş tarzında beyanda bulunması, yani cahillerin cahili ünvanını alabilecek bir gaflet olayıdır. Kim olduğunu söylemek o kadar mühim bir hadise değil. Şimdi esasen olayın temeli, Ehl-i Beyt Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in bizzat isimlerini sayarak Hamse-i Alaba dediği bireylerin adı. Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, saniyen Hazreti Fatıma annemiz, İmam-ı Ali Efendimiz, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz. Bu beş kişinin adına Ehl-i Beyt denir. Tabii bizim sünni üleması dediğimiz kesim, ki şu anda benim dinlediklerim gibiyseler bunlardan hiçbir şey olmaz. Net konuşuyorum. Hakkında ayet ve hadis olmayan bir mesele elbette ki senin benim görüşüm olur. Böyle bir şey yok. Bu konuda bendeniz ciddi araştırmalar yaptım. İmam-ı Ali hakkında yüzlerce hadis-i şerif, ayet-i kerimeler. Hazreti Fatıma hakkında. Zaten Peygamber Aleyhisselam Efendimiz hakkında hatırlarsanız iki ciltlik, kaç sene oldu? Belki 30 seneye yakındır yazdığım eserler. Bunun dışında 12 imam dediğimiz İmam-ı Zeynel Abidin'den, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'den sonra gelen Muhammed Bakır vesaire aşağıya doğru hepsinin hayatını yazmak Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bize nasip oldu. Ve gerçekten de bu eserleri yazarken benim aklım hayalim durdu. Şurada bunu net ifade ediyorum. Şii kaynaklarından haberi olmayan bir İslam alimi alim değildir. Yani İslam kaynakları biz kalktık ki ben şahsi nefsim olarak, yani bu Şii kaynağı mıdır? Elimizin tersiyle atardık. Aman ya Rabbi, işin içine girdik ki ya bizde kaynak diye bir şey yok. Bütün kaynaklar Şia'nın elinde ve dört dörtlük kaynaklar, ayetler, hadis-i şerifler. Artı bir de Sünni dünyası öyle bir saptırma içerisine girdi ki Şii kaynaklarının hadislere efendim öyle itibar ettiği yoktur. Onların dünyasında da hadisler de yoktur. Bu da çok büyük bir saptırma. Yine bendeniz, asıl konumu değil yalnız, bendeniz yaptığım araştırmalarda baktım ki Peygamber Aleyhisselam bütün sahabeyi hadisleri yazmayı yasaklıyor. Başta
Ebu Bekir ve Ömer olmak üzere. Sakın ha yazmayın diyor. Eğer yazdıysanız onları kaybedin. Ömer ve Bekir bu hadisleri yakıyorlar, kaybediyorlar, yırtıp atıyorlar. Ama Hazreti Ali'ye de benden ne duyarsam bunu yazacaksın diyor. Ve cami Cifir, İmam Ali'nin musafı, Hazreti Fatıma'nın musafı bu ilham ve hadislerden teşekkül etmiş hazinelerdir. Yani bunlar. Eğer biz sünni kaynaklardan bahiste İmam Ali'den bir rivayet arıyorsak maalesef bulamıyoruz. Peki sünni kaynaklar ne zaman devreye girdi? Cenab-ı Peygamber Efendimiz'den tam 200 sene sonra. Şii kaynakları Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in İmam Ali ile birlikte devreye giriyor. Yani o dönemde sünni kaynakları Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in 200 sene sonrası devreye giriyor. İsterseniz burada açıp okuyalım yani böyle. Uydurma değil bunlar. Ömer şurada sünni kaynaklar Kütüb-i Sitte yazarlar. Şurada olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar İmam Buhari Hicri 194-256 194 yılında doğuyor. 256 yılında Darül Beka'yı rihlet ediyor. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den kaç sene sonra? 200 sene. Tam 200 sene sonra. Müslüm 204-261, o da aynen. Ebu Davud 202-275, İbn-i Bace 209-273. Yani Resulullah'tan 200 sene sonra bu zevat, bu insanlar hadisleri derliyorlar. Halbuki İmam Ali, Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in devri saadetinde bizzat onun emriyle hadisleri yazıyor. İşte Cami Cifir kitapları efendim İmam-ı Ali'nin Peygamber Aleyhisselam'dan duyduğu hadislerden meydana gelen eserlerdir, kitaplardır. Bir de bunun yanında İmam Ali'nin şu anda bizim elimizde yok. Ben bazı musafları buldum ama onlar değil. Efendim, Hazreti Ali'nin musafı var. Bu nedir? Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle tefsiri. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin Resulullah'ın mübarek hadisleriyle tefsiri. Yani asıl tefsir bu. Buna ulaşmamız lazım. Efendim kalkıyor sünni dünya diyor ki efendim onların diyor tefsiri yok. Senin diline eşek arısı soksun. Kimin adına konuşuyorsun? Yani benim şahit olduğum ki bizim tefsir hocamız Allah rahmet eylesin onun Şiilik hakkında bir eseri elime geçti. Bak vallahi de bile yeminle konuşuyorum. Arapça metin, aşağıda tercümesi, tamamen metin farklı, tercüme farklı. Ya bu kadar cinayet işlenmez. Yani bu olayları böyle salim kafayla bir insanın düşünüp sonuca gidebilmesi için evvela sağlam, sıhhatli delillerle beraber hadiselere bakması lazım. Neyse bunları inşallah birazdan vakit kalırsa izah ederiz. Burada benim anlatmaya çalıştığım Ehl-i Beyt farklı bir ekolün adı. Ve İslam, Kur'an ve bu Ehl-i Beyt üzerinden kıyamet sabahına kadar devam edecek. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, Ehl-i Beyt ile Kur'an birbirinden ayrılmaz diyor. Ne demektir bu? Yani Kur'an'ın bir mücerret hali var. İşte Musaf'ta
müşahhas hali de ehli beyt. Ne demek bu? Kur'an'ın yaşanılan tarzını canlı olarak İmam Ali'de görüyoruz, Hazreti Fatıma'da görüyoruz, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'da, Hazreti Hasan'da, Hazreti Hüseyin'de. Sabır nedir, kanaat nedir, tevekkül nedir, tefekkür nedir, izan nedir, iman nedir? Yani Kur'an'ın yaşantı tarzı ehli beyt. Diğeri mücerret olarak okuyorsun. Onu yaşanılır hale kim getiriyor? Ehli beyt getiriyor. Şimdi Cenab-ı Hak Darul Bekai rihletinden tahminen, yani bu 15 gün 20 gün oynayabilir, 2,5 ay evvel Gadruhum denilen yere geliyor. Cenab-ı Hakk'a Maide suresinin 67. ayeti kerimesini inzal ediyor. Hazreti Cebrail'e gönderiyor. Çok enteresan bu. Bak, İslam dünyasının altını üstüne getirdiler. Bugün Şii dünyasına, Alevi dünyasına neredeyse Müslüman değildir. Ve televizyon ekranlarında seyrediyoruz. Hoca diye kabul ettiğimiz arkadaşlarımız bunlara harp ilan ediyorlar. Cihatın farz olduğu, vacip olduğu söyleniliyor. Eğer bunların karşısında ölen olursa şehit olur. Ya sen resmen nifak ehlisin be. Nifak ehlinin adı bellidir. Sen bunu nasıl diyebilirsin? Şimdi bakın, delillerle konuşacak, öyle atma değil. Senin Şia dediğin ne? Kimdir? İmam-ı Ali tarafı olan insanlardır. Peki Sünni dediğin insan kimdir? Onu söyle. Tarifini yapabilir misin? Yapamazsın. Ama Şii denilen insanın tarifi ortada. Peygamber döneminde Şiiler vardı. İmam Ali'nin dostları, arkadaşları, bunlara İmam-ı Ali'nin Şiaları denir. Selman-ı Farisi, Ebu Zer Gıffari, Miktat bin Esved, Ammar bin Yasir, Halid bin Said bin As, Bureyde bin Eslemi, Ubeyd bin Kâb, Hüzeyme bin Sabit, Ebu Heysem bin Tayhan, Selp bin Huneyf, Osman bin Huneyf, Ebu Eyyübe el Ensari, Cabir bin Abdullah el Ensari, Huzeyfe, Huzeyfetül Yeman, Sa'd bin Ubade, Kays bin Sa'd, Abdullah bin Abbas, Zeyd bin Erkan. Bunlar Cenab-ı Peygamber döneminde İmam-ı Ali'nin arkadaşları, şiaları. Peki Sünniler kimdir, onu söyleyin bana. Bir tane Sünni yoktur. Sünnilik Peygamber Aleyhisselam'dan tam 80 sene sonra icat edilmiş bir terimdir. O tarafa girersen iyi olmaz. Ben böyle bildiğimiz yolda devam edelim. Yani sen şimdi kalkıyorsun, temeli peygambere dayanan, peygamberin hayatına dayanan insanların var olduğu bir hareketi küfürle itham ediyorsun. Allah seni ıslah etsin ya. Ve fetva veriyorsunuz, fetva veriyoruz. Bunlarla cihat etmek farzdır diyoruz. Seni Allah'ın gazabından kim koruyacak? Onu söyle. Evet. Peki bu ehl-i beyt nasıl? Bunlar kim? Yine Allah'ın ayeti, Tatır ayeti. Ey ehl-i beyt, Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Ehl-i beyt ne? Tertemiz olan insan. Üzerinde leke, kir, bir şey yok. Kim bu? Hazreti Fatıma anamız. Kim bu? İmam Ali Efendimiz. Kim bu? İmam Hasan Efendimiz. Kim bu? İmam Hüseyin Efendimiz. Adam partisi mühim değil, kalkıyor. Biz diyor Hüseyin'e karşıyız diyor. Biz Yezid tarafıyız. Biliyor musunuz bunu? Allah ıslah etsin. Evet.
Burada arkadaşlar okuyacağım ayeti kerime Maide suresinin 67. ayeti çok enteresan. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Buraya dikkat edelim. Hepiniz hocasınız. Kiminiz hukukçusunuz, kiminiz mühendissiniz, kiminiz ilahiyatçısınız. Bakın, şart cevap, eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yapmamış olursun. O kadar mühim bir konu ki. Yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizin risaletiyle dek bir olay. Bunu bildirdin, sen peygambersin, Resulsün. Bildirmedin, senden bir şey olmaz diyor Allah. Hangi konu bu? Hangi konu? Şimdi gelin o konuya girelim. Öyle atma filan yok. Hangi konu? Suyuti bu ayeti kerimenin Ed-Durul Mensur fi tefsiri bil Mesur Beyrut baskısı 2001 Maide 67'nin tefsiri Ebi Hatim İbni Merduye ve İbni Asakir'in bildirdiğine göre Ebu Said el-Hudri ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ayeti Gadruhum günü Ali bin Ebi Talib hakkında nazil olmuştur. Yani peygamberimizin tebliğ etmekle görevli olduğu husus ne? Ali'nin hilafetini ve imametini ilan etmek. Resulullah Allah bizzat veriyor. Bunu yaptın, sen tam Resulsün. Yapmadın vazifeni yapmıyorsun. Yani 23 yıllık hayatı gidiyor. Bunun manası bu. Onun için Allah sevgilisi, Allah benim risaletime, Ali'nin de velayetine razı oldu buyuruyor. Şimdi Vahidi'nin Esbab-ı Nuzul adlı eserinde aynısı. Bu ayet diyor, İmam Ali'nin hilafeti hakkında nazil olmuştur. Evet. Alusi meşhur mutasavvuf, yani Sünni dünyasının mutasavvufu. Bu isimlerini aldığım şahısların hepsi Sünnidir. Şiilikle alakaları yok. Alusi Maide 67 ayetinin bağlamında Sünnilerin genel görüşünü de beyan ettiği tefsirde şunları kaydediyor. İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilir. Bu ayet Ali hakkında nazil oldu. Yani İmam-ı Ali'nin hilafeti hakkında nazil oldu. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e onun velayetini insanlara ilan etmesini emretti. Resulullah insanların kendisine, amcasının oğlunu başımıza geçirdi deyip kendisini kınamalarından oldukça korktu. Yani demek ki sadece bugün değil, o gün bile fitne vardı. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirdi. Kadruhum'da Ali'nin velayetini ikame etti. Onun elini tutup kaldırarak şöyle buyurdu. Ben kimin velisi ve idarecisi isem, işte bu Ali de onun velisi ve idarecisidir. Daha farklı bir şey okumaya gerek var mı? Bir de arkadaşlar, bunları da bulduk. Yani Allah yardım etti. Şimdi bu da büyük bir nasip. Yanlış anlamayın. 220 tane Sünni alimin eserinde
bu Kadirium olayı, İmamı Ali'nin hilafeti, imameti şey ediliyor, anlatılıyor. Burada bu 220 eserin ismi var. 81. Efendim? 80. Tamam, orada sen oku. El-Asar Bakiye Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmet el-Yuni 1440 El-İbane Hafız Ebu Abdullah bin Battal el-Hanbeli Hicri 387 El-Ahvasül Müseddede Ziyauddin Salih bin Mehdi el-Mukbili 219-220 diye oku. İki, 200. Mevveddül Kurba Seyyid Ali Şahab el-Hamedani Kadir. Ondan sonra. Ve 201. Mizanul İntidal Hafız Şemseddin Muhammed bin Ahmet bin Osman el-Zehebi. 202. Nesrülle Ali. 206. Nüzhetül Mecalis. 209 En Nihaye 210 Nevadürül Usul 211 Nevakizül En Nevakiz Lirrevafi Oğlum 222 oku 220 Yenabiul Mevette Şeyh Süleyman bin Şeyh İbrahim El Hüseyni El Belhi El Kunduzi El Hanefi Evet Allah razı olsun. Arkadaşlar 220 tane Sünni alimi bunlar. Yanlış anlamayın. Hazreti Ali'nin imametini ve velayetini yazdılar. Ve bu kadar sağırlık Sünni dünyasında bu ne ya? Siz peki bunun hangisini biliyordunuz? Ben şahsen hiçbir şey bilmiyordum. Biliyorsunuz benim doktora tezim veda hutbesinde insan haklarıdır. Bakü'de tezimin müdafasını yaparken felsefe hocası, felsefe doktoru, Allah selametini versin. Bana dedi ki, ya hocam dedi, veda hutbesi gibi dedi, malum dedi, Kadirium hutbesi var. Ondan da bir şeyler bahsetsen. Ben de ilk defa Kadirium hutbesini orada duydum. Allah selametini versin. Vasım hocaya dedim, bu da ne oluyor ki? Dersin ki bunu ileride buna da temas edeceğiz. O şekilde dersin dedi. Ve öyle dedik geçiştirdik onu. Ben ilk defa ya ilahiyatçıyım ve ben bir tezin sahibiyim orada. Hakikaten tez de çok dolu oldu, güzel oldu. Ben Kadirium hutbesini bilmiyorum. Ve sonra işin içerisine geldik girdik. Vay neler var neler. İlahiyat eğitimi de noksan Türkiye'de. Ne noksan? Var mı ki yani? Yani var mı ki? Bizim okullarımızda, diyanette, ilahiyatta yapılan iş siyasettir. Yani en iyi siyasetin bilindiği mekan ilahiyat fakülteleridir, diyanettir. Bunu hiç unutma. Sen siyaseti bilmiyorsan buradan uzak olduğun için... Şimdi arkadaşlar benim aslında getireceğim nokta şu. Yani hak olan bir yol bugün çeşitli iftira ve dedikodularla beraber batıl olarak ilan edildi ki biz de olayların içine girdikten sonra kavradık meseleyi. Ben Esat'ın Şii olduğunu da bilmiyorum. Vallahi billahi yeminle konuşuyorum. Avrupa'ya gittik. Bu Suriye olayları baş gösterdi. Yani Türkiye ile Suriye arasında savaş çıkacak. Ya iki Müslüman birbirine vuracak. Bunu bir vicdan kabul edemez ki. Tabii ne yaptık biz? Bu adamdan ne istiyorsunuz? Ve Esad denilen şahıs Şii olmasına rağmen Hanefi fıkhını uyguluyor. O zamanlar yanlış hatırlamıyorsam 22 tane bakanı var. İki tanesi kendi mezhebinden, 20 tanesi Sünni. Hanımız Sünni. Diyanet İşleri Başkanı Sünni. Aynen öyle. Başkan geldi buraya, konuştuk ondan.
ve sordum, hayret ettim ben. Ya sizin buradaki gibi bizde kesin hatlar yoktur dedi. Ben de o kesin hatları olayların içine girdikten sonra anladım. Şimdi arkadaşlar, kalktık biz bugün Suudi Arabistan Suriye'ye girecek. Ne hakla girecek? Babanın çiftliği mi burası senin? Niye giriyorsun? Hangi hakla giriyorsun? Yani bu adamlar size ne yaptı ki siz bunlara cevap veriyorsunuz? Ne yaptı? Yani bunu iyi düşünmek lazım. Bu ayrılığın asıl nedeni, yani Şii-Sünni ayrılığının asıl nedeni İngiliz istihbaratının kurguladığı, CIA'nın kurguladığı, Yunan istihbaratının kurguladığı dedikoduların İslam dünyasında taraf bulmalarından kaynaklanıyor. Daha doğrusu bu taraflar bunların adına çalışıyor. Yanlış anlama. CIA'nın ajanı, İngiliz istihbaratının ajanı, Yunan istihbaratının ajanı. Kime karşı çıkıyor? Şia'ya karşı çıkıyor. Bunlar bildiği için değil, o topraklarda hesapları var. İşte petroldü, yeraltı kaynaklarıydı, yerüstü zenginlikleriydi. Bunları elde edebilmek için adamlar plan, program, proje sahibi geliyor, Ömer Hoca'nın oğlunu alıyor, Haydar Hoca'nın oğlunu alıyor. Bizim haberimiz yok, bizim çocuklarımız elimizden çıktı, haberimiz yok. Bizim ağabeyimizi elimizden alıyor, senelerce onu kullanıyor. Biz aradan şu kadar zaman geçiyor, vay diyoruz, eyvah. Ve inanır mısınız, Türkiye korkunç bir kutuplaşma dönemine girdi. Ne vasıtasıyla? Bu ajan ekolleri vasıtasıyla. Şimdi bu ekoller sayesinde milleti yönlendiriyorlar. Yazık, günah değil mi canım? Milletin ayıkması lazım. Şii kardeşlerimiz Müslümandır. Ha efendim, bizim dünyamızda Aleviler namaz kılmıyor. Bir insan namaz kılmıyor diye buna biz kafir diyemeyiz. Müslümandır. Ameli noksan bunun. Ama Arap İslam alemindeki Şiilerin tamamı 5 vakit namazını kılar. Biz gittik, bunun şahidi olduk. Hatırlarsanız Şam'a gittiğimizde Şiilerin tamamı namaz kılıyordu. Sizin orada da öyle. Mesela hocam malum Hataylı, 5 vakit orada Aleviler namaz kılıyor. Ben tanıdığım Aleviler yine Hatay'da, Hasan Hüseyin'de de 5 vakit namazını kılıyor. Yani bir noksanlık yok. Peki bu kadar insanları birbirine düşman edecek bu fitne nasıl tuttu? Bunu aslında iyi bir sorgulamak lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna edecek, Başbakanımızı ikna edecek, hangi yolla girildi ki bunlar ikna oldular? Yani bunu ben anlamış değilim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız İslam adına faaliyet yapan insanlardır. Rejimini değiştireceksin. Rejimi bunların Hanefi rejimi. İslam, sen demokratik layık ülkesin, o değil. Eğer ölçü İslam'sa ya hesabı sen vereceksin onlara. Kaldı ki onların da öyle bir derdi yok. Yanlış mı konuşuyorum? Yani bu arkadaşlara da aslında yol göstermek lazım. Yazık, günah değil mi? Bizim tanıdığımız bir arkadaşımız vardı. Bunları katletmek lazım. Allah Allah. Şahsen biz bunları duyduktan sonra ne zaman bu tohumlar ekildi, ne zaman bu hale getirildi, ben şahsen anlayamadım. Ve tabii kalkıp da aleni olarak da aleyhte konuşmak, belki ileride beraber oluruz da, abi yanlış konuşuyorsun, bak senin dediğinin ayetlerde
Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in sünnetinde, hadislerinde yeri yoktur, olayın aslı budur derim diye şimdi bekliyorum. Açık konuşayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu söyleyeceğim. Yani bizim davamız ne? Senin davan ne? Seni biz dört dörtlük mümtaz bir insan tanıyoruz. Ama tamamen çamur deryası haline getirilen bu dünyanın içerisinde biz hiçbir şey bulamayız. Hayır, sen Osmanlı'nın devamı olduğunu kabul ediyorsan evvela Suriye'yi ikna etmen lazım. Libya'yı ikna etmen lazım. Lübnan'ı ikna etmen lazım. Öyle değil mi? Mısır'ı ikna etmen lazım. Bunları ikna etmemiz lazım. Bunu ikna edersen hakikaten çok ciddi de bir pazarın olur. Ha bana sorsaydılar, ben bu pazarı onlara tavsiye etmezdim. Neyi tavsiye ederdim? Rusya'nın önünde olduğu, bak kocaman bir dünya var. Rusya. 200 milyon mudur? Yanlış hatırlamıyorum. O kadar değil mi? Türk dünyası var. Artı işte Kafkaslar var. Artı Kafkaslar var. Ondan sonra biz varız. Aşağı yukarı 400-500 milyonluk bir dünya. Ya ne yapsan satamazsın orada. Yani Türk milleti, bak yeminle konuşuyorum, İşten başını kaşıyacak zaman bulamaz. Her gün yeni icatlarda, imalatlarda bulunur. Müthiş bir pazarı olur, fevkalade para kazanır. Bugün Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ha, onun için Türkiye, Rusya ile kavga etmek yerine arasını bulup düzeltmesi lazım. Amerika'nın öteden beri gözü bu dünyadadır. Bak şu anda o Gulf Stream'in sıcak su akıntısının hararetini kaybetmesinden dolayı neredeyse Amerika pek yakın zaman içerisinde buzullara da kaplanabilecek. İlim adamlarının ifadeleri böyle. Amerika kendine vatan arıyor. Ya ilk gelecekleri vatan da bizim bölgemizdir. Bunu düşünüp Rusya'nın bize tehlikesi, tehdidi yok. Bize ihtiyacı var. Niye? Senin inancından olan şu kadar milyon Türk dünyası var. Deyip öyle değil mi? Şu kadar insan var. Artı kendi içerisinde %40'ı Müslüman. Değil mi? Rusya'nın, Rus halkından %40'ı Müslüman. Sonra İslam'a ciddi bir yakınlıkları var. Bak yeminle konuşuyorum. En aliminden en efendim orta sınıftaki insanına kadar konuştuğun zaman din adına seni dinliyor. Sen Avrupalı bir adama İslam'ı anlatabilir misin? Biz hepsini tanıyoruz. Yani kabul edersek, tabii bunu takdir ederek hüküm verme sadedinde biz değiliz. Biz ancak tavsiye ederiz. Ben şahsen iktidara tavsiye ediyorum. Gözünü batıya değil doğuya çevirsin. Amerika onu kesinlikle Osmanlı'nın devamı olarak kabul etmez. Ama Rusya büyük bir güç olarak onu kabul eder. Çünkü Rusya'nın kafasında çok büyük bir dünya oluşumu var. İşte bizzat Türkiye'nin kendisi, Kafkaslar, Rusya, Türk dünyası, hatta Orta Doğu. Bunu neyle elde edecek? Türkiye ile. Yani böyle samimi bir yaklaşımı vardı. Ben buna şahidim. Harun Bey de olayın içinde. O da şahittir. Benim eseri tercüme ederken adamlar Türkiye ve Rusya. Öyle değil mi? Evet. 3-4 defa. Dedim ya ne alakası var benim eseri tercüme ederken Türkiye-Rusya? Her iki dünyanın kucaklayabileceği büyük bir dünya biz istiyoruz. Ya bunun lafı bile büyük bir olay.
Sen kendini Amerika'ya böyle kabul ettirebilir misin? Kalkıyor seni bir terör örgütüyle eş, emsal kabul ediyor. Kabul etmiyorum. Türkiye'de Rusya'ya karşı bir düşmanlık var. Örgütlediler. Hatta bana bir ara Haydar Hoca ruhçu oldu. Olay mı ruhçu? Bir sürü insan Müslüman oldu bizim sayemizde. Senin gayen dinini anlatmak değil mi? Terbiye seni. Sen batıdan kaç kişiyi Müslüman ettin? Ben binlerce insan bizim sayemizde Müslüman oldu. Sen ne demek istiyorsun? Sen hangi kilisenin temsilcisisin? Borazanısın. Yani adamlar haset, kıskanç. Milletimiz bunu da böyle iyi bilsin. Yani biz Ruslarla beraber olursak, onlar bizim maneviyatımızdan istifade ederek kültür birliği, maneviyat birliği, din birliği yapabiliriz. Bu adamlar bizi depmedi ki, kovmadı ki. Hadi diyelim, yanlışlıkla uçak düşürüldü. Arayı bulmak lazım. Bu husumeti, bu nefreti kaldırmak lazım. Şimdi az evvel konuşurken İbrahim Bey herhalde konuştu. Ermenistan diyoruz. Ya sen Ermenistan'ın Rusya Ermenistan'la beraber hareket ettiği zaman bir Azerbaycan işgal edilir, iki oradan Türkiye'ye sızılır. Çocuk musun sen? Hiç tarih okumadın mı? Coğrafya bilmiyor musun? Yanlış mı konuşuyorum? Yani bütün bunları düşünmek lazım. İstiklal mücadelesinde Mustafa Kemal Atatürk, Allah rahmet eylesin, Rusya ile barışarak sırtını onlara dayadı. Bir düşman olarak kabul etmedi onları. Ve istiklal mücadelesinde Ruslar Türkiye'nin arkasında oldu. Öyle değil mi? Peki bu bir gerçekler ortadayken bizim zorumuz nedir? Neyi hazmedemiyoruz? Neyi anlamıyoruz? Neyi anlamıyoruz? Evet, fazla mı konuştuk? Tekrar ediyorum, Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Yalnız bu kitabı mutlaka okuyun. Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt. Yani bunu mutlaka okuyun. Küçük bir 150 sayfalık bir eser ama çok dolu bir eser efendim. Her şeyin müdellel olduğunu, delillerle beraber ortaya konulduğunu göreceksiniz. Vay diyeceksiniz. Ondan sonra da karşınıza kim çıkarsa çıksın bu konuda hepsinin kaçacak delik arayacağını göreceksiniz. Bizi takip edenlere saygılarımı sunuyorum. Tekrar hürmetler ediyorum efendim. Hocam Allah razı olsun. Amin.